Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle Başkan 35 kanalıma gelip beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirim sesini açmayı, beğen tuşuna basmayı unutmamanızı öncelikle rica ediyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar biz başkaları gibi sizlere paralı eğitim sunmuyoruz. Eğitimimizi tamamen ücretsiz ve sizlerin faydalanacağı şekilde sizlere anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden sizler de bizlere destek verip reklamları ve beğen tuşunu kullanırsanız sizlere şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu ben dolar alıyorum. Ben alınca düşüyor, ben satınca yükseliyor veya ben altın alıyorum. Tam ben aldığım zaman düşüyor, ben sattığım zaman da yükseliyor. Bunun sebebi neden arkadaşlar? Ben niye hep tersliyim diye bana birçok soru soruyorsunuz. Ben de bu konuda sizi elimden geldiği kadar bu videoda bilgilendirmeye çalıştıracağım arkadaşlar. İnşallah hepinize bir faydası olur. Arkadaşlar öncelikle bu devamlı kurda metalde terste kalmanızın sebebi bir malı düşerken almayıp yükselirken almanızdan kaynaklı. Bu nasıl oluyor başkan diye soracak olursanız arkadaşlar bakın bir mal yükseliyor 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 bir mal sürekli yükselmez arkadaşlar. Her malın bir ederi bir değeri vardır. Bu değerinin üstüne de gitmez çok çok altına da gitmez arkadaşlar bu mal. Zaten çok çok altına gitti mi spekülatif hareketler dediğimiz hareketlerdir bu. Veya çok yukarı üstüne çıktığı zaman köpük denilen spekülatif hareketler gene devreye girmiş demektir. Şimdi arkadaşlar grafik üzerinde neden terste kaldığınızı size göstereceğim. Bu tamamen bir dolar Japon yeni grafiği örnek bir grafiktir. Şimdi bu grafik üzerinde size bunu anlatmaya çalışacağım. Yapmanız gerekenleri size söyleyeceğim. Arkadaşlar öncelikle grafiğimizde kanalımızı çiziyoruz. Bir kanal kendimize belirlememiz lazım. Bu kanal hareketlerini mutlaka öğrenin. Şimdi buradan bir kanal çizdiğimizde dolar Japon yeninde bakın arkadaşlar buradan yükseliş hareketimiz başlıyor. Kendine bir kanal yapıyor. Görüyorsunuz. Şimdi bu kanalın alım yapılacak yeri bu kanalın alt çizgisinin olduğu yerler. Görüyorsunuz alt çizgisinin olduğu yerler. Fakat siz buralardan alıma girmiyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Kanalın tam üst çizgisinde tam buradan alış pozisyonu açıyorsunuz. Halbuki bu açtığınız alış pozisyonunuz başkaları büyük yatırımcılar için bir sat pozisyonu. Sizin buradan tam alıma girdiğiniz pozisyonlarda onlar sat veriyorlar arkadaşlar. Bu kanalın üst çizgisinden görüyorsunuz. Trend çizgisinin geçtiği seviye üst çizgisi. Onlar buralardan sat veriyorlar arkadaşlar. Çünkü siz de buradan alım yaptığınız için ne oluyor? Bu sefer onlar elindeki malları sattığı için siz bu sefer beklemeye başlıyorsunuz. Beklemeye başlıyorsunuz. Onlar ta ki gene trend çizgisinin alt kısmında arkadaşlar tekrar pozisyon açıyorlar. Fakat siz daha da düşecek, daha da düşecek diye bu sefer buradan da pozisyona girmiyorsunuz. Alım yapmıyorsunuz. Siz alım yapmadığınız için büyük yatırımcılar buradan malları toplayıp toplayıp arkadaşlar hop tekrar trend çizgisinin görüyorsunuz üst trendin üst çizgisinde tekrar buradan malları satışa geçiyorlar. Tabii onlar satışa geçerken siz tekrar alıma geçiyorsunuz arkadaşlar. Hiç düşmeyecekmiş algısını da bu arada piyasaya sunuyorlar. Sizler tekrar buradan alıma geçtiğiniz zaman arkadaşlar onlar tekrar satışa geçiyorlar. Görüyorsunuz trend çizgisinin o alt kısmına kadar bu malı size satıyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz yani siz bu altlarda alıma girmeyen korkan arkadaşlar alıma hep yukarılardan giriyorlar. Çünkü bu trendin artık altlarına yaklaştıkça arkadaşlar bu daha da düşecekmiş algısı piyasaya sunulmaya başlanıyor.
Sizleri de bu algıya kendinizi kaptırmanızı sağlıyorlar. Bu yüzden de sizlere buradan alım yaptırmıyorlar arkadaşlar. Ta ki buradan kendileri tekrar malı toplamaya başlıyorlar. Buralarda mal daha çok yukarılara gidecek, yukarılara gidecekmiş algısı yaratıp bu malı tekrardan size satıyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu kanal içerisinde 3 kere yukarılardan mal satışı yapmışlar arkadaşlar, tepelerden. 3 kere mal satışı yapmışlar ve bu aralarda alan arkadaşlar mallarını uzun bir süre beklemek zorunda kalmışlar. Yani satışa geçmeyen arkadaş veya buralardan aşağılardan bir yerlerden satışa geçen arkadaş devamlı zarara uğramış arkadaşlar. Buradan, çünkü bakın buradan devamlı yükseliyor. Yükseldiği yerden devamlı düşüyor. Düştüğü yerden de devamlı yukarıya çıkıyor. Yani şu aradaki kalan arkadaşlar, sabırsız arkadaşlar, mallarını sabırlı arkadaşlara ve büyük para yöneticilerine kaptırmış oluyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şuradan da aynı hareketi göstereyim size arkadaşlar. Tekrardan tren çizgileri üzerinden. Evet, şuradan da bir tren çizgimizi alalım. Yukarıdan ve aşağıdan. Evet, burada da bir düşen tren çizgilerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Düşüşü gösteren tren çizgilerimiz. Burada da gene bir mal, enstrüman düşerken arkadaşlar burada artık düşüşe geçmiş. Görüyorsunuz orta trendi kırmış. Bu mal artık burada düşüşe geçmiş. Buralardan artık pozisyon açıp mal alınmaz. Şuradan alınır mı? Evet, buradan alınabilir arkadaşlar. Şu trendin alt çizgisinden alınabilir. Fakat baktınız bu trend kırıldı. Hemen maldan çıkmanız lazım arkadaşlar. Çünkü bir yatırımcıysanız bunu göze alacaksınız. Bu trendin tekrar alt çizgisinden ürüne girip, fakat bu tren çizgisi de kırılınca inatlaşmayıp maldan çıkacaksınız. Bu sefer ne yapacaksınız arkadaşlar? Görüyorsunuz. Buradan ben burada kalacağım, trendin alt çizgisi kırıldı, tekrardan bu yukarı gidecek algısına kapılırsanız tekrardan bu sefer trendin alt çizgisinden zarar etmeye başlarsınız. O yüzden burası kırıldı mı inatlaşmayıp maldan çıkıp, mesela diyelim buradan da dönebilir arkadaşlar. Bazen biliyorsunuz ayı boğa tuzakları oluyor. Ürün buradan da dönebilir. Bu alt trendi kırıp ne yapıyoruz? Bu trend çizgisinin üstünde hazır al pozisyonunda biz tekrardan bekliyoruz. Döndü. Tekrardan al pozisyonu açıp al pozisyonunda bekliyoruz. Her ihtimale karşı. Fakat döndü tekrar, bu pozisyonda zaten yapacak bir şey yok arkadaşlar. Büyük oyuncular bile burada pozisyonda duramazlar ki siz nasıl duracaksınız? O yüzden makas fiyatı aralığına buraları göze alacaksınız. Bu alt trend çizgilerinde, al satlarınızda. Fakat bu alt trend çizgisi kırıldı. Pozisyona girmiyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ta ki alt trend çizgisine, görüyorsunuz grafiğimiz, mumlarımız değene kadar. Alt trend çizgisine değen mumdan tekrardan al pozisyonu açıyoruz. Üst trend çizgisine değdiği yeri bekliyoruz arkadaşlar. Bu alıma girecekler, tam bu seviyeden girecekler. Arkadaşlar bakın, bu aşağılardan, ortalardan veya yukarılardan değil. Bu pozisyonu bekleyeceksiniz. Buralardan girdiğiniz pozisyonlarda terse kalma ihtimaliniz çok zor. Ola ki burası kırıldı, hemen pozisyondan çıkıyorsunuz. Yani buradan girdiğiniz pozisyondan tekrardan çıkış yapıyorsunuz ki fazla zarara uğramamak için. Fakat görüyorsunuz bu alt trend çizgilerinden pozisyona giren arkadaşlar hiçbir zaman zarar etmez arkadaşlar. Ta ki üst trend çizgisini kollayacaksınız. Bu üst trend çizgisinden çıkışlarınızı yapacaksınız ki buralardan da kesinlikle alıma girmeyeceksiniz. Ha, bu üst trend çizgisinden alımlara ne zaman girilir arkadaşlar? Düşen, görüyorsunuz yukarıdan gelen düşen trend çizgisi yukarıya kırılırsa, şuradan yukarıya kırılırsa bu sefer bu da bir al sinyalidir arkadaşlar. Buralardan da bir al pozisyonu açılabilir. Pozisyona girilebilir yani. Fakat burası kırılmadıktan sonra, bu yukarıdan gelen düşen tren çizgisi kırılmadıktan sonra da hiçbir zaman al pozisyonuna girmiyorsunuz. Buralarda bir al pozisyona girmeniz demek tekrardan sizin terste kalmanız anlamına gelecektir. Bu sefer de orta tren çizgisini bekleyeceksiniz arkadaşlar, ta ki düşüş yerine kadar. Bu da görüyorsunuz sizler için büyük zararlar demek.
Şimdi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İnşallah anlatabiliyorumdur. Sade bir şekilde size anlatmak istiyorum. Yani kafanızı karıştırmadan anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Trent'in bu üst çizgilerinde şimdi siz ne yapıyorsunuz? Enstrüman düşüyor, düşüyor, kur düşüyor mesela, buradan düşüyor, 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 düşüyor arkadaşlar. Hala alıma girmiyorsunuz. Bir mal düşmüş, 10 kuruş, 15 kuruş düşmüş. Fakat alıma girmiyorsunuz. Ta ki bu alt tren çizgisine bu ürün, bu mumlar değdiği zaman buralardan kendinize bir al pozisyonu açabilirsiniz. Bu alt tren çizgisi de arkadaşlar stop yeri. Mesela buralardan bir alım girdiniz. Bu alt tren çizgisi de buradan aşağı kırılırsa bu da bir tekrardan pozisyondan çıkma sinyalidir. Buralardan tekrardan pozisyondan çıkmanız gerekir. Fakat kırılmadıktan sonra, şu alt tren çizgisi kırılmadıktan sonra üst tren çizgisine mumun değmesini bekliyorsunuz satmak için. Bu pozisyonunuzu burada mesela kapatırsanız bu hala gidecektir yukarıdaki üst tren çizgisine kadar. Buralarda kapatmıyorsunuz ta ki üst tren çizgisinde. Fakat üst tren çizgisi kırıldı arkadaşlar. Diyoruz yani kuvvetli trend kırıldı. Bu trend kırıldı. Bu sefer sat pozisyonuna geçmiyorsunuz. Beklemede kalıyorsunuz arkadaşlar. Ta ki üst dirençlere gelene kadar. İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Yani bir enstrümanı çok çıktığı zaman kesinlikle bulaşmıyorsunuz. Alım pozisyonlarına girmiyorsunuz. Bekliyorsunuz üst tren çizgisine değsin. Oradan tekrardan alt tren çizgisine gelsin ki buralardan bir alım pozisyonu açabileyim. Ve bu şekilde kendinize bir strateji de uygularsanız göreceksiniz ki zamanla bu terste kalma pozisyonlarınız azalacak. Daha karlı pozisyonlara geçmeniz sağlamış, geçiş yapmayı kendi adınıza sağlamış olacaksınız. İnşallah bu eğitim videosu sizlere faydalı olabilmiştir. Basit bir yönden anlatmak istedim arkadaşlar size, yani basit anlatayım ki anlayabilin diye. O yüzden inşallah anlatabilmişimdir. Hepinizi çok seviyorum. Şimdiden hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.